Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Ekranda gördüğünüz harflerle ilgili eğlenceli bir çalışma yapacağız çocuklar. Yani hem eğlenmiş hem de öğrendiğimiz kelimeleri tekrar etmiş olacağız. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hadi o zaman. Şimdi ne yapacağız öğretmenim diye belki de merak ediyorsunuz. Çocuklar, burada ne görüyoruz? Bakın, el, öyle değil mi? Peki, sizden şunu bulmanızı istiyorum. Burada 3 tane sarı kutu var. Bu kutuların içerisinde hangisinde acaba el yazıyor? Videoyu burada durdurun, bulun bakalım. Hadi ben sizi bekliyorum. Buldunuz mu? Aferin size. Ben de zaten hemen bulacağınızı biliyordum. Hangisi çocuklar? Bu mu? Hayır canım. Burada önce A var, sonra L, al yazmışlar. Bakın burada E, L, el yazıyor. O yüzden bunu işaretliyoruz. El. Şunu merak ettiniz mi? Merak ettiniz. Bakın burada da E, L yazıyor. Öğretmenim çok kolaymış diyenler var. Ben duyuyorum. Zaten ben de size dedim canım, kolay diye, eğlenceli diye. Devam ediyoruz o zaman. Çocuklar, şimdi de sizden şunu bulmanızı istiyorum. Yine burada 3 tane kutucuğumuz var. Bunların içinde hangisi acaba el ele? Videoyu durdurun, önce bulun, ben de size sonra anlatayım, olur mu? Hadi bakalım, ben bekliyorum. Sanırım yine buldunuz. Aferin size o zaman. Hangisi acaba el ele? Ben tek tek okuyayım mı bunları çocuklar? Öyle yapalım. Bakın burada önce E var. Önce E gördüğümüz için ağzımızdan da E çıkıyor ilk olarak. E, lek, elek. Bu neymiş? E, le, ele, ele. Bu ele. Ama biz el eleği bulacaktık. Bakın, el, ele, el ele. En sona saklanmış yaramaz. Ama bizim gözümüzden kaçmaz ki. İşte bulduk. El ele. Ve hemen işaretledik. Evet çocuklar, sırada başka bir çalışmamız var. Burada 3 tane yıldız görüyorsunuz. Bunu beraber yapalım. Olur mu? Olur, peki. Süpersiniz ya. Çocuklar, hangi yıldızın içinde Ela yazıyorsa onu sarıya boyayacağız. Bakalım mı hep beraber? Eğer siz bulursanız hemen söyleyin bana. Ben de arıyorum. Ela, Ela. Yani ilk harfi E olacak. Ela. Bunda E yok, bunda da yok. Sanırım bu. E, La. Evet, evet, işte buldum. E, La. Siz de buldunuz mu? O halde sarıya boyayalım. Ela'yı sarıya boyadık. Evet kuzular, Ali yazılı olan yıldızı da maviye boyayalım. Ali. Neredesin Ali? Saklanma bizden. İşte buldum galiba, bakayım. Evet buldum. Ali. Ali. Siz de buldunuz, öyle değil mi? O zaman hemen bunu maviye boyayalım. Çocuklar, bu kalan yıldızı da yeşile boyayalım. Önce ne yazıyor bir bakalım mı? Hadi o zaman. İl. Okuyun devamını. Ke. Evet evet. İlke. İlke yazıyor. Bunu da yeşile boyadık. Peki size bir soru. Neden bunların ilk harfleri hep büyük? Bakın A da büyük, E de büyük, İ de büyük. Efendim duyamadım. Aferin. Çünkü hepsi de insan ismi. İnsan isimlerinin ilk harfi büyük olur.
Çocuklar burada mis kokulu çiçekler var. Kokuyu duyuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Gelmiyor mu size koku? Şaka yaptım canım zaten. Bana da kokusu gelmiyor. Hiç bilgisayardan çiçek kokusu gelir mi? Peki bu çiçeğin adını önce kim bulacak? Hadi bakalım durdurun videoyu. Ben sizi bekliyorum. Buldunuz öyle değil mi? Harikasınız. Bakalım bu çiçeğin adı neredeymiş? Önce şunu söyleyeyim. Bu çiçek lale çocuklar. Bunun beyazı da olur, sarısı da olur. Burada zaten önce A var. A, la. Olamaz. Bu ne acaba? E, la. E, la. Bu da olamaz. Burada önce L var, sonra A. La, le. Lale. Evet, işte burada. Lalemizi işaretleyelim. Eğlenceli geçiyor mu çocuklar? Ne? Sıkıldınız mı benden? Öyle söyleyince ben üzülürüm ama. Ha, sıkılmadınız. Peki o zaman, peki, çok sevindim. Devam edelim o halde. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki yazıyı okuyacaksınız. Acaba burada yazılı olan şey ne? Bu görsel mi? Bu mu? Yoksa bu mu? Hadi bakalım, bekliyorum. Çabucak okudunuz öyle değil mi? Sizi şapşikler. Tabii ki de bu. Çünkü burada kek yazıyordu. Oh, mis gibi bir kek burada. Olsa da yesek. Biraz da karnım acıktı laf aramızda. Peki çocuklar, kekin adı burada yazıyor. Bunlar üzülmezler mi? Bunların da adını yazalım. Bu neydi? Evet evet, bir kale. Hadi bakalım yazalım. K-ha-le. Kale yazmış olduk. Bu neydi çocuklar? Efendim? Elek. Peki o zaman yazalım. E-lek. E-lek. Elek. Şimdi çocuklar, sizden şunu yapmanızı istiyorum. Burada 3 tane resim görüyorsunuz. Bu resimlerin adını defterinize ya da çalışma kağıdınıza yazın. Videoyu durdurun. Ondan sonra da benim yazmamı bekleyin. Ama buna kel olan yazmayın, tamam mı? Kel yazın. Sanırım yazdınız. O zaman sıra bende. Ne görüyoruz? Evet, bir inek. Şimdi inek yazalım. Önce i yazdım. Sonra ek. Ne oldu çocuklar? İnek. Yazdığınızı kontrol edin. Eğer yanlışsa da düzeltebilirsiniz. Yanlış olursa, hata yaparsanız hiç üzülmeyin. Önemli olan bıkmadan çalışmak. Tamam mı? Aferin size. Bunun ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Atların ayakkabısı. Nal. Önce ağzımızdan çıkıyor. Sanki böyle biraz burnumuzdan da çıkıyor gibi. Nal. 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 Ve son resmimiz keldi çocuklar. Kel. Kel. Sırada eşleştirme çalışmamız var çocuklar. Buradaki resimleri kutucuklarla eşleştireceğiz. Burada bir anne görüyoruz. Çocuğu kucağında. Acaba hangi kutuda anne yazıyor? Bir bakın. Görürseniz hemen söyleyin bana. Ya da isterseniz videoyu durdurun. Ondan sonra söyleyin. Buldunuz mu? Süpersiniz. Şurada değil mi? Anne. Hemen eşleştirelim. Anne. Buradaki kelimeler birbirine benziyor biraz. Haklısınız. O yüzden karıştırmak normal. Peki bu ne çocuklar? Nane. Güzel kokulu bir bitki. Nane. Acaba hangisi nane? Bu olamaz çünkü bu anneydi. Bu ne çocuklar? Bakalım bir.
Ni-ne. Naneye benziyor ama değil. Ni-ne. O halde bu olmalı. Na-ne. Evet evet bu çocuklar. Hemen eşleştirelim. Bakın. Na-ne. Ve son resmimiz nine. Burada da zaten bir tane kutu kaldı. Ni-ne. Nini'yi de eşleştirelim. Üzülmesin o da. Nine. Evet sevgili çocuklar, böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Ve büyüklerinizin sözünden de aman ha sakın çıkmayın. Hoşça kalın.